Bir grup değerlendirmesi yapacak olursak, biliyorsunuz dörtlü gruplarda özellikle son maçlara kadar hiçbir şeyin belli olmadığı, belki birincinin zaman zaman birkaç maç sonra aşağı yukarı belli oldu ama ikincinin son maçlara kadar belli olmadığı bir Şampiyonlar Ligi. O yüzden her maçımızı en ciddi şekilde oynayarak hiç pes etmeden sonuna kadar bu turdan, bu gruptan çıkmayı deneyeceğimiz bir gerçek. Burada belirli bir müddet aradan sonra dünyanın, hele hele Avrupa'nın çok özel seyircilerinden birisi olan Galatasaray seyircisi belirli bir süre sonra tekrar kendini hatırlatacağını düşünüyorum. Çok güzel şekilde hatırlatacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi dünyadaki çok özel seyircilerden bir tanesi, belki de en önde geleni. O yüzden herkes Galatasaray seyircisini, gerek takımını taşımasıyla, desteğiyle, gerekse oyuna katkısıyla, takımına katkısıyla ve de yapacağı güzel tezahüratlar ve centilmenlikle kendisini özellikle Şampiyonlar Ligi seyredenlere tekrar çok özel bir şekilde hatırlatacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz. Çok önemsiyoruz. Ama önemsememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi, mümkünse her zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olmak, devamlı olmak, hakikaten devamlı olan kulüplere birçok avantaj getirmiş. Getirmeye de devam ediyor. İşte Arsenal'den Chelsea'ye, Barcelona'dan Real Madrid'e, Lyon'a, Bayern Münih'e baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ne devamlı katılan kulüpler var. Ve bu kulüplerin de kendi de bu tip şampiyonlarda da bulunduğu konum çok açık. Gerek ekonomik olarak, gerek sportif olarak, gerek idari olarak müthiş bir durumdalar, yerdeler. Şampiyonlar Ligi'nin bunda çok büyük katkısı var. Biz de Sayın Başkanımız ve değerli yönetici arkadaşlarımızla beraber önümüze koyduğumuz plan içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde olmanın önemini bu yüzden çok çok fazla olduğunu hep ifade ediyoruz. Çünkü istikrar birçok kulübü nereye götürüyor? Burada antrenör davranışı, oyuncu davranışı, yönetici davranışı, bunların hepsini sayabiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde bunların hepsi geldiğiniz zaman bir istikrardan, bir beraberlikten, bir güzel çalışmadan ve plandan geçiyor. Biz de dediğim gibi başkanımız ve yöneticilerimizden bu planı uygulamaya çalışıyoruz. Ümit ederim, Allah nasip ederse hep Şampiyonlar Ligi'nde oluruz ve kulübümüzü o kulüpler seviyesine her manada, dediğim gibi idari manada, teknik manada ve de ekonomik manada oralara çekebiliriz. Bütün planımızın, projemizin içerisinde bunlar var. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Oyuncuları istediğiniz gibi hadi hep beraber kampa gidiyoruz, hiç eksiğimiz olmasın diyemiyor hiçbir takım. Bizde de bu eksiklikler oldu. Ama ben her geçen gün daha iyi duruma gittiğimizi düşünüyorum. Bir teknik adama takımınız istediğiniz formda değil diye sorduğunuz zaman çok iyi durumda olsa da hep istediği bir hamle daha iyisidir. O yüzden bunun hiç sonu yok.
ben Manchester maçındaki oyunu zaten sizler ve halk, futbol sever değerlendirdi. Galatasaray'ı koymak gereken yere koydular. Ancak şu unutulmamalıdır ki 3 puan kaybettik. Bu işin realitesi de bu. İyi oynadık. Bayağı iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Hakikaten Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oldu ama sonuç olarak da 3 puan kaybettiğimizi sık sık hatırlatıyorum. Şimdi oyuncularımız bunun idraki içerisinde. Grubumuzun iyi takımlarından, hatta Avrupa'nın iyi takımlarından bir tanesi Braga. Kaybedebilir kendi sahasına Kuluca ama maçı seyrettiğiniz zaman, seyretmeye giden arkadaşlarımızın da bize verdiği rapor, maç öyle bitmezmiş ama futbol zaten bunun için güzel. Hepimizin ilgisini bunun için çekiyor. Onun için Braga ciddi bir rakip. Önemli bir rakip. Tabii puanları da herkesin düşüncesinin dışına itti. Kulübün kazanması. Son maçlarını 2-0 kazandılar. Deplasmanda Gümaraj'ı. Burada çok mücadeleli, çok zor bir maç geçecek. Burada sabırlı ve kendi takımını iten, demin de söyledim, ve katkısı olan bizim her zamanki seyircimize daha çok ihtiyacımız var. Onlarla beraber, çünkü başarıları elde etmek daha kolay oluyor. Ayrıca bugün tabii Hamit'in durumu bizim için sürpriz oldu. Oynama ihtimali yok gibi gözüküyor şu anda. Elmander bizle beraber kalacak. Doktor kontrolünde ama biraz evvel bir baygınlık geçirmiş. Gıda zehirlenmesi. Onun için kontrolümüz altında. Şu an serum falan veriliyor. Bunlar da hiç bazen akılda olmayan sebepler oluyor. Hayır, ben bilgilendirmek için söylüyorum. Muhakkak yerine birileri vardır da. Ama bilgilendirmek için söylüyorum sizi. Onun dışında yarına kadar bir şey olmazsa iyiyiz. Hazırız. Ve de bu seviyede nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz. Seyircimizle de beraber kazanmak için elimizden geleni yapacağız.